Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Inkscape'de benzer özelliklere sahip nesneleri hep beraber nasıl seçeriz bunu bir öğreneceğiz. Öncelikle sahnemize bir tane dikdörtgen ekleyelim. Dikdörtgeni ekledikten sonra üzerine sağ tıklıyoruz. Bu aşağı menüde Select Same vardır. Benzerini seç seçeneği vardır. Bunları sırasıyla şöyle bir görelim arkadaşlar. Öncelikle Fill and Stroke der. Yani Fill ve Stroke Dolgu ve kenar çizimi demek. Şimdi bu dolgusuna göre bunları seçer. Örneğin şöyle yapalım. Bunu seçip Ctrl D ile çoğaltalım. Sağ tarafa alalım. Bu seçiliyken üzerine sağ tıklayalım. Select Same diyelim. Fill and Stroke ile seçim yapalım. Bakın dikkat ederseniz. Her ikisini birden artık seçmiş olduk. Çünkü ikisi de aynı dolguya ve kenara sahip. Şimdi örneklerimizi çeşitlendirelim. Bir tane de çember ekleyelim şöyle. Şöyle aşağıya alıyoruz. Hemen bakın select same dediğim zaman tekrar fill and stroke dediğimde kendisini seçecektir. Bunun gibi bir tane daha oluşturalım Ctrl D ile. Bakın şimdi sağ tıklıyorum. Benzerini seç, dolgu ve kenar çizimi. Bu sefer sadece kendisine benzer bir dolguya, kendisine benzer bir kenarla sahip olanı seçiyor. Yine aynı şekilde yukarıdakini yaptığımız zaman da, yukarıdakini seçtiğimiz zaman da aynen benzerini seçiyor. Şimdi ikinci seçeneğimize bir bakalım. Dolgu rengi diyor arkadaşlar. İkinci seçeneğimiz. Bunun rengini değiştirelim. Örneğin neyi alalım? Şuradan sarıyı alalım. Ctrl D ile bunu çoğaltalım. Kenara alalım. Tıklıyorum. Sağ tıklıyorum üzerine. Select same. Dolgu rengi. Bakın şimdi artık aynı renge yani sarı renge sahip olan iki nesneyi seçmiş oldu. Bunu da bir çoğaltalım. Ctrl D ile sağ tıklıyorum üzerine select same dolgu rengi aynı şekilde yine dolgu rengini seçmiş oluyorum şimdi gelelim üçüncü seçeneğimize Böyle nesnemizin üzerine tıklıyoruz sağ tıklıyoruz select same stroke color yani kenarlık rengi kenarlık rengi için arkadaşlar şu yukarıda doldur ve çiz kutusunu açıyoruz ardından burada kenarlık rengimiz vardır bakın kenarlık rengi ekleyeceğiz buna yalnız öncelikle bir tane kenarlık rengi ekleyelim örneğin yeşil olsun bunun kenarlığı Yeşilin üzerine sağ tıklıyorum. Set stroke diyorum. Yani kenarlık rengi belirliyorum buna. Bakın yaklaştığımız zaman görüyoruz. Yeşil bir kenarlığa sahip oldu. Kenarlık rengini yine buradan değiştirebiliyoruz. Kenarlık kalınlığını da değiştirebiliriz. Bakın burada ben iki değerini vererek kenarlığını yeşil yapmış oldum. Şu anda bunu yine Ctrl D ile kopyalıyorum. Şöyle şu aşağıya bir yere alıyorum. Kopyaladıktan sonra üzerine sağ tıklıyorum. Select Same. Stroke Color diyorum. Bakın ikisini seçiyor. Yani iki tane yeşil kenarlı olan nesneyi seçiyor. Sarı olanı seçmiyor. Yalnız üzerine sağ tıkladığımda bakın Select Same benzerini seç. E, dolgu rengi dediğimizde üçünü birden seçecektir. Çünkü üç tane sarı nesnemiz mevcut burada. Bunun kenarlık rengini değiştirdiğimiz zaman artık bakın farklı bir kenarlık rengini aldım. Seçmeyecektir. Select Same Stroke Color Yine kendisinde kaldı. Kopyalıyorum bir tane daha. Şuraya alıyorum. Bu sefer yine sağ tıklıyorum. Select same stroke color. Bu sefer ikisini seçmiş oldu. Gelelim dördüncü seçeneğimize. Bakalım bu neymiş? Stroke style. Stroke style'da kenarlığın şekliyle ilgili şöyle ki yine çizgi stiline geliyoruz. Bakın burada dashes. Yani düz çizgi halinde. Bunları örneğin şöyle kesik kesik bir hale alıyorum birazcık daha şöyle çizgi stilini örneğin 4'e getiriyorum. Bakın şu anda kesik kesik yapmış olduk. Bundan bir tane daha şöyle Ctrl D ile çoğaltıyorum. Hatta iki tane çoğaltıyorum. Yukarıya alıyorum. Bakın şimdi sağ tıklıyorum. Select same stroke style. Üç tane benzer nitelikte kenarlara sahip olan nesneyi seçmiş oluyoruz. Gayet güzel bir özellik. Gelelim beşinci özelliğimize. Beşinci özelliğimiz neymiş? Nesne türü. Nesne türü dediğimde bakın hepsini seçiyor. Çünkü bunların hepsi arkadaşlar benzer türde nesneler. Şöyle ki daire. Şuna geliyorum. Nesne türüne. Bakın şimdi Select Same. Nesne türü diyorum. Bu da yine aynı şekilde nesne türüne bakarsanız daire değil de dikdörtgen. Eğer yıldız seçersek bakın burada şurayı sıfırlamak istiyorum. Yıldızı ekliyorum. Şöyle biraz küçültmek istiyorum. Şu rengi verelim. Ctrl D ile şöyle bir çoğaltalım. Birkaç tane tekrar Ctrl D ile. Bakın üzerine sağ tıklıyorum. Yine aynı şekilde Select Say, nesne türüyle 3 tane yıldızı seçiyoruz. Hangi nesnelerse bunlar daire mi, dikdörtgen mi yoksa yıldız mı buna göre belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet, böylelikle arkadaşlar, Inkscape'de benzerleri seçme aracını tanımış olduk. Bundan sonraki Inkscape derslerinde görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum.